Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Erik televiziyasining bugungi islom dini programmasiga xush keldinglar. Bugungi islom dini programmamizda Gollandiyada yashayotgan vatanparvar va diniy olimlarimizdan Isa qari hojimni taklif qildik. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli qarindoshlar, men bugun dinimizdagi axloq to'g'risida to'xtalmoqchiman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, islom dini axloqning ustiga qurilgan bir din. Shuning uchun har qanday insonning axloqining yaxshi bo'lishini, axloqining tuzilishini, axloqining siliq sipoyi bo'lishini shu orqali jamiyatga manfaat yetkazishini islom targ'ib qiladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh taboraka va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni maqtab shundoq deydi: va innaka la'ala xuluqin azim. Bu oyatning ma'nosi: ey payg'ambar, chuqum sen naiti cho'ng buyuk bir axloqliq bir zot degan. Biz mana bu oyatdan payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyuk axloqliq bir zot bo'lganligini bilib ola olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zininki hadis shariflarida axloq to'g'risida mundaq degan: innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Bu hadisning ma'nosi: mening payg'ambar qilib ebirlishimning sababi faqatlam go'zal axloqlarni to'liqlash. Ya'ni islom dini insoniyat uchun go'zal axloqlarni barpo qilish uchun, go'zal axloqlarni qanot yoydirish uchun eberilgan din degan ma'noni beradi. Albatta, bu axloq bobi dinimizda naiti cho'ng bir bob. Bu axloqning ichida go'zal axloqlar bor, yomon axloqlar bor. Bu biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan mavzularimiz yomon axloqlar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu yomon axloqlar to'g'risida dinimiz islom nima dedi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalotu vassalom nima dedi, bu to'g'rida azroq televizor ko'ruvchilarimizga ma'lumot bermoqchimiz. Endi biz bu yomon axloqlarningki jumlasidan faqatlam ikki xil yomon axloq to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, yomon gumon qilish. Bu insoniyat uchun nihoyatda nurg'un falokatchiliklarni olib kelayotgan bir yomon axloqning jumlasidan. Bu to'g'rida Qur'oni Karimda Alloh taborak va taolo deydiki: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. من bu ayette dedi ki: hey musulmanlar, sizler guman kılıştın kaçınlar, guman kılıştın kaçınlar, çukum guman kılış günahdır, guman kılışının bazısı günahdır dedi.
Biz mana bu ayette Allah tebarak ve teala'nın bendillerini, Müslüman bendillerini guman kılıçtın toskallıkını körüp alalaymız. Peygamber aleyhissalatu vesselam guman kılıç doğrusu da guman degen bir nesini süpetlep şundaklıken ki guman sözünün en yalgını dep süpetligen. Onda boğanken her kandak bir insan yalgan gepke işenmeydu, onun boyunca iş kılmaydı. Biz yukarıdaki Kur'an-ı Kerim'nin ayetidin, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki hadisidin guman kılışının haram ekellikini bilip alalaymış. Guman kılış elbette insanlar cemiyetini her hıl belayı apetlege, her hıl krizislege, her hıl felaketçiliklege yoluqturduğun bir yaman bir ahlak. Allah hemimizni bundaq yaman ahlak bilen billi bolap kılıştın. Bu ahlakını özümüzge sondurup kılıştın, saklısın. Hem de dinimizin ki yanı bir toskan bir ahlaklardan, nehi kılgan bir ahlaklardan birisi Müslümanlarını hakaret kılış. Müslümanlar öz ara birbirisini hakaret kılışış. Bunu mu bizim dinimiz hakaret kılıştın toskan. Bu doğru da Kur'an-ı Kerim'de Allah tebarek ve teala dedi ki ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunna hayran minhunna ayetinin ahirgıçilik. Mana bu ayette Allah tebarek ve teala dedi ki hey Müslümanlar sizler birbirinizi mesxire kılmanla, birbirinizi hakaret kılmanla. Hakaret kılınğıcı belki hakaret kılğıcıdan yaxşı buluşu mümkün. Ayalla mı birisi birisini hakaret kılmasın. Hakaret kılınğıcı ayal, hakaret kılğıcı ayalını yaxşı buluşu mümkün. Onda insanların, Müslümanların öz ara birbirine hakaret kılış, İman keltügendin kiyin en yaman bir günahdır. Kim ki bu günahdın tövbe kılmasa, ondak insanlığa, zalim insanlığa boğan buludu, dedi.